بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات مناظرتان 62 toplama yapacağım. Toplama derken çeşitli yerler okuyacağım. Mesela birinci sual şu: biz kuvvetimizi nasıl toplayıp namusu İslami'yi, milliyeyi muhafaza edeceğiz? Anladınız mı? Yani Müslümanlar olarak bunu en küçük dairede tut. Enfusi. Yani ben kuvvetimi, dağınık olan kuvvetimi, yani düşünceler bir tarafımı almış, hislerim bir tarafımı almış, meyiller bir tarafımı çekmiş, bir yere karşı sorumluyum, bir yere karşı vazifem var. Yani insandan bir şey hep çekiyor. Hep sömürüyor yani. Buradan tut. Yani bu bütüne nasıl geleceğim? Gücümü nasıl toplayacağım? Bu bir. Genişletiyorum çapını. Ailede, ya çocuk bir tarafa, kız bir tarafa, hanım bir tarafa. O bir şey istiyor, ben bir şey istiyorum. O şey, yat istiyor, kat istiyor, araba istiyor, bilmem ne yapıyor. Ben de şöyle istiyorum. İki de bir araba değiştirmek istiyorum. Yani hepten darmadağın, hurda kaş olmuş. Sanki 300 metreden yuvarlanmış, takla atmış bir araba gibiyiz ailede. Nasıl toparlayacağız? Geniş yapıyorum. Cemaat, nur cemaati içinde gruplar var. O buraya gel, buraya gelmesen hepsi yanlış. Bunun dışında yok. Cadde-i Kübra, Muzam-ı Ümmet bu Cadde-i Kübra'dan gider. Biz çokuz, çok dershanemiz var. Biz haklıyız dolayısıyla. Gibi. Geniş, biraz da genişleteyim. Biz tarikatız, çok şeyiz. Biz menziliz, biz Mahmud Efendi, biz İsmail Ağız, biz efendim Süleymancıyız falan. Biz haklıyız, biz doğruyuz. Bu tamam da hepsi, bu kadar farklılıklar nasıl cem olacak? Yani efrat nasıl düşünmeli? Yani bu dini cemaatler dava değil, dava içinde burhandır. Nasıl dava olacak? Tamam. Sonra İşte kuvvetimizi nasıl toplayacağız? Yani nereye vurursan vur. Öyle bir kanun. Risale-i'nin kanuniyetini verir. Gerisi size ait. Bize ait. Eğer okurken sormak istediğinizi, bunu dimada nasıl bulurum karşılığını, enfuste nasıl bulurum, ailede nasıl bulurum veya İslam'da, cemiyetlerde nasıl bulurum, sormak serbest. Muzakere serbest ama iş olsun, süs olsun, laf olsun, torba da olsun tarzında değil. Bir de okuyorum. Biz kuvvetimizi nasıl toplayıp, kuvvetimizi nasıl toplayacağız? Sonra o toplanan kuvvetle namusu İslami'yi, milliyeyi muhafaza edeceğiz. İslam'ın namusunu koruyacağız. Yani kuvveti nasıl toplayacağız? Sonra İslam'ın namusunu nasıl muhafaza edeceğiz? El cevap: fikri milliyet ile. Ne mutlu Müslümanım diyene. İslamiyet milliyetçiliğiyle. Gücün toplanır. İslamiyet milliyetçiliği olursa nurculuk, Mahmud Efendi, İsmail Ağa, Süleymancılık, menzilcilik, öyle bir şey olmaz. İslamiyet milliyetçiliği insana hakim olursa öne bu çıkmaz, çıkamaz. Bastırılır, aşağıdadır. Eğer bir şey öne çıkıyorsa o ana gayedir, İslamiyet vesiledir. Bir daha söylüyorum. Öne meşrep çıkıyorsa meşrep hedeftir, gayedir, hizmet edilendir. İslamiyet hizmet eden makamındadır. Eğer bir insanda İslamiyet hamiyeti, İslamiyet ruhu, İslam, Allah'ım, Kur'an'ım, İslamiyet'im benim diyebiliyorsa, deme nispetinde senin ittifak etmek ihtiyacını duyar, yollarını arar. Seni itmeye kalkmaya, seninle uzak olmaya sebep aramaz. Eften püften bahaneye bakmaz. Gözünün üzerinde kaş vardır, kaşın üzerinde saç vardır demez. Böyle bir problemi yoktur. Uydurukçasıyla böyle bir polemiğe, böyle bir münakaşaya, münakaşadır, girmez. Niye girmez? Çünkü onda fikri millet hakimdir. Ne mutlu İslam, dinim İslam, davam İslam diye öne çıkan bu. Bir insanın öne çıkan nesi ise davası odur. Fikri milliyet ile
Sonra milletin cephine, istersen paragrafı okuyayım. Ondan sonra tek tek izah edeyim. Daha değişik anlayanınız olur. Çünkü hepinizin elinde yoktur bu nazarat. Fikri milliyet ile milletin cefinde Havz-ı Kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri marif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları fazilet-i İslami ile açınız. Büyük bir çeşme var. Şimdiye kadar suistimal ile Suristan'a dağılıp bazı se'ele ve acizeye neşü nema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız. Mesai-i Şeriye ile şu havuza dökünüz. Sonra da bostan-ı kemalatınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbaadır. Haşiye, 45 sene evvel Bedevi aşairi olan bu dersler, Bedevilere, biz Bedevi bile değiliz şimdi. Hani var ya birinci sözde şöyle geçiyor, avam lisani ile diyor birinci söz. Abi birinci sözü anlamıyoruz. Usta diyor ki avam lisani ile. Size bahsedeceğim diyor. Havas lisanı değil. Abi anlamıyoruz. O zaman tahtel avamız. Avam değiliz. Bak ne diyor. Şu anda okuyacağım mevzu, konuştuğum mevzu, konuşacağım mevzu kime anlatmış? 45 sene evvel Bedevi aşairi olan bu dersler şimdi Nur'un şakirtlerine de bir ders olabilir diye kalbime ihtar edildi. Ben de Medrese-tü Zehra erkanına havale ederim. Lüzumsuz, münasip olmayan kelimeleri çıkarıp bu zamana ve nurculara muvafık kısmını yazsınlar. Ta ki eski Said dahi bir nurcu olsun, o zaman da münferit kalmasın. Bunu Risale-i Nur bastırılmadan ve Risale-i Nur vücuda gelmeden önce yazıldığı için demiş. Ustad bunları kendisi yapmış. Şimdi alıp da kalemi ben yetkiliyim diyemezsin. Çünkü 1960'ta ustad vefat etti. Resmen bütün külliyat son halini 1956'da aldı. Kalemi kendisi düzeltti. Mesela ona ait bir örnek vereceğim. 1952'de İstanbul Mahkemesi ile alakalı olan gençlik rehberini 1956'da kendisi iş yapmış. Efendim Hutbe-i Şamiye 1956'da son şeklini almış. Malum ki koca Hutbe-i Şamiye hutbede okunamaz. Ne yapmış? Sonra onu ustad düzeltmiş. Yani ek yapacağını yapmış vesaire. Bazı icmal ve hulasa olan şeyler açmış. Yani 1956'da Risale-i Nur tekmil olmuş, tamamlanmış ve basılmış. Ustadın sağlığında 6 zannediyorum, 6 defa mı 10 defa mı ne bastırılmış. Ustadın tahsilinden geçmiş ve ustad 1960'da vefat etmiş. 56'da basılmış. Yani bu şey bitmiş. Kendisi yapmış. Bu tabir Risale-i Nur'un ilk dönemleriydi. Çünkü elden ele dolaşıyordu. Başa geçiyorum, soruyu okuyorum. Tek tek izah etmeye çalışacağım gayretimle. Yapabilirsem ne kadar. Biz kuvvetimizi nasıl toplayacağız? Birincisi bu. Namusu İslami milliye muhafaza edeceğiz. Nasıl yapacağız? İki. Soru iki. İki tane soru var sorunun içinde. Bir tanesi, kuvvetimizi nasıl toplayacağız? El cevap, İslamiyet milliyetiyle. Yani bir insanda biraz önce anlattım. İslami ruh olacak. Öne o çıkacak. Öne o çıkarsa seni kucaklar. Eğer öne meşrebi çıkmışsa kucaklayamaz. Yapamaz, mümkün değil. Meşrep müsaade etmez. Ve haklı görür kendisini. Ve etbaamı koruyorum zannediyor. Yani fayda veriyorum zannediyor. Oysa hastalıklı bir nesil türetiyorsunuz. Hastalıklı. Çünkü onu bunu yargılayan, sorgulayan, kendisini üstün tutan, kabaran, biz haklıyız ve iyiyiz falan. Böyle bir hasta bir ruh nesil yetişmesine vesile oluyor. Düşünebiliyor musun? Süleymancı biz haklıyız, diğerleri batıl. Menzil öyle dedi. İsmail Ağa öyle dedi. Nurcular da öyle dedi. Biz haklıyız, diğerleri batıl. Ne olur? Bu halk ne yapsın? En iyi kurtarıcılar bunlar cemaat. Halk ne yapsın? Daha Elif'e mertek diyor. Ne yapsın? Hangisine gidersen ötekisi batıl.
ne yapsın? Niçin böyle diyor? Çünkü demek zorunda, elinde malzeme yok. İnsanları celp ve cezbedecek başkalarını aşağılamaya ihtiyaç yok. Eğer hakikaten insanların senin etrafında toplanmasını istiyorsan, insanların ihtiyacına cevap ver. Cazip ol. Taassup yaparak etrafındaki civcivleri korumaya çalışma. Ne yapacaksın ki? Cumartesi dersine diyorum aşağıda. Niye geliyorsunuz? Öyle değil mi? Demiyor muyum? Niye geliyorsunuz? Gelmek zorunda değilsiniz. Başka yerlere bakın, gidin, görün. Sizin gelmeniz bana fayda vermiyor, zarar veriyorsunuz. Tuvalete gidiyorsunuz, kağıt kullanıyorsunuz. Su kullanıyorsunuz, abdest alıyorsunuz, elektrik, su veriyor, çay veriyorum size. Buna mukabil ne alıyorum sizden? Bana zararsınız, buraya girip ne yapacaksınız? Millet gülüyor. Üçünüz bir eşek etmezsiniz de dediniz mi? Evet. Dedim ki, yani İslamiyet olmasaydı, onlar değil, hepimiz. İslam'dan önce köleler çarşısında üç köle bir eşeğe denkti. Üç köle satacaksın ki bir eşek alasın. Ulan İslamiyet gelmeden üçümüz bir eşek oluyorduk ancak. İkimiz bir eşek olamayız. Şaka değil ha. Eşeğin yaptığını yapabilir misin sen? Yok, çok zor. O zaman iş vardı. Hurma gitmesi lazım. Odun taşınması lazım. Yağ taşınması lazım. Zeytin taşınması lazım. Sen kaç kilo götüreceksin? Pazarda üç tane köle satıyorlar. Öteki pazara geçip bir eşek alıyorlar. İslamiyet gelmeden önce eşek bile olamazsın sen Furkan. Ben de olamam ha. Kadınlar mal hak sahibi olacak ha. Malı olacak. Mal hakkı olacak. Maldı mal. Neyse düğmeme basma. Fikri milliyet ile toplayacağız. Fikri milliyeti öne çıkartacağız. Önünde kim var? Fikri millet, İslam, din, Peygamberim aleyhissalatü vesselam. Ustadım değil, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah, Kur'an, edile-i şeriye, diğerleri payanda. Vasta bunlar, gaye yaptın gitti yani, hiç şansın yok. Ne mutlu Müslümanım diyene, ne mutlu Kur'an'ım diyene, ne mutlu Allah'ım var diyene, Allah'ınla gurur duyacaksın. Öne çıkartacaksın devamlı, fikri millet ile. Sonra milletin cefinde, milletin karnında yani havuzunda Havz-ı Kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Milletin karnına, milletin içine. Hem istersen enfus düşün. Dedim ya derste de enfuste de kullanacağız. İstersen İslamiyet içine bir havuz yapınız. Bir daha söylüyorum. Özelliğin varsa Harun, bir nurcuyu veya bir sokaktaki bir insanı kendine bağlamak veya senin davanı en mukaddes göstermek istiyorsan onun içine bir havuz aç. Havuz aç, tamam mı? Havuz aç. Bütün evdeki kavgaların da soru çözümü ya. Bir de veya psikoloji hastalıkların çözümü. Benim işim bu ya biraz. Nedir o? Havz-ı Kevser gibi bir havuz aç. Havz-ı Kevser'in malumatı olan var mı? Havz-ı Kevser nedir? Ki ona teşbih yapıyor, temsil yapıyor. Ahiretteki Peygamber Efendimizin başında bulunup bütün Müslümanlara oradan su vereceği meşhur havuz. Havz-ı Kevser, hayır havuzu. O sudan içen ebedi cennete girmeye hak kazanacak ve ümmeti Muhammed olduğuna bir delil yani. Evet. Yani ümmeti Muhammed'i onaylama bendendir. Ve affa vesile olmak, su olduğu için hayatına sebep olmak. Bu bendendir ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bu bendendir ya Rabbi. Onaylama, affa vesile, şefaat ve su vererek hayatına vasıta olmak. Ölü gönülleri diriltmek. Sen Müslümana böyle olacaksın. Havz-ı Kevser gibi olacaksın. Onaylayacaksın, diyeceksin ki bu bizdendir. Bizimle alakası yok, bizden değil demeyeceksin. Havz-ı Kevser'in 7 tane sıfatı var. 3 tanesi bize lazım şimdi. Ötekilere girmek istemiyorum. Havz-ı Kevser 1.
kendisine ait olduğunu onaylama, onaylandığı yer. 2. Ölü gönüllerin dirildiği yer. 3. Cennete girmeye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatçi vasıta olduğu yer. Vasıtanın simgesidir. Havz-ı Kevser olacağız biz Müslümana. 1. Onu onaylayacağız. Süleymancı kardeşim benim. Nakşi tarikatım benim. İsmail Ağam benim. Benim yani. Benden olmayan bir millet var. O da ustad diyor ki, hey efendiler, bizim bir hedefimiz var, imana hizmettir. Bize muhalif olanlar imansızlardır. Biz İslamiyet'in esasatını esas yapanlara müttefikiz diyor. İslamiyet'in esasını esas yapanlarla müttefikiz. Allah'ımız bir diyene, peygamberimiz bir diyene, Kur'an'ımız bir diyene, güneşim bir, hava bir, dünyamız bir, değil mi? Vesair, havamız, devletimiz bir, 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 bir. Yani diyene nasıl ittifak ediyoruz? O zaman İslami esaslarını, Kur'an'ı ve sünnet-i seniyede geçen edileyi, şeriyeyi, yani harama haram, helala helal dedikçe kardeşimizdir. Bu Havz-ı Kevser'in bir sıfatıdır. Havz-ı Kevser'i açacaksın insana. İki ne yapacağız? Bunun ölü gönüllerine su olacaksın. Çörek bir Süristan diyor. Süristan'a mesela çöl bir düşün. O çölde su olacaksın. Su olacaksın. Ateş olma adama ya. Ağzına, gözünden, elinden, ayağından ateş savuruyor ya. Hani adam dine, Kur'an'a hücum ediyorsa ateş değil, kıyamet savur. Tamam. Allah inkar ediyor, peygamber inkar ediyor mesela. Kaderi inkar ediyor, peygamberi inkar ediyor, kitapları inkar ediyor. Ateş değil ona, fuziler savur. Direkt esasa hücum ediyor adam ya. Ya tamam. Ama öyle bir şey yok. Sen Nakşi tarikatın, İsmail Ağa'nmış, efendim Süleymancı kardeşlermiş, efendim Nurcular. Ya bunlar dava mıdır? Dava değil. Dava içinde burhandırlar. Dava fikri milliyet. O. Bunu çok iyi biliyor İngilizler. Müslümanları perişan etmenin yolu aralarına menfi milliyetçiliği sokmak. İslam milliyetini alıp menfi milliyetçiliği sokmak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Adam bunu derken kendisi Türk değil. Acayip bir şey ya. Selanik Yahudisi. Yahudi ne mutlu Türk'üm diyene Türklere Türkçülüğü empoze etti. Ta ki Kürtlere de diyor ki sizde ne mutlu Kürdüm diyene. Ne mutlu İslamiyet diyeceksin. İslamiyet milliyetine başka hiçbir milliyeti üstüne koymayacaksın. Kuvvetimiz böyle toplanır. İslam. Nurculuk bile bak kucuğum önündür sana olduğu halde. Ben bu sahada İslamiyet'e hizmet ediyorum. Ötekisi o sahada hizmet edebiliyor. Ötekisi o tarafta. Ya niye bunu bilmiyor? E ben de onu bilmiyorum. Ya İslamiyet bir bakkal mıdır kardeşim ki her şeyi raftan bir şey vereyim? Bakkal cimalat değil ki. Tezgahtardır veriyor. Bakkal sattığı malzeme imal edebilir mi? Ben de işte caiz mi? İşte abdestin farzı kaçtır? 4. Abi nasıldır? Kardeşim bu ekmek var mı bakkal? Var. İçinde ne var? Ne bileyim kardeşim ben satmayla mı hükümlüyüm? Onu git başkasına sor. Yani satıcıya içindekileri nasıl yapabilir misin sorulmaz. Bisküvit alıyorsun bakkalcıdan. E bakkalcı bunun içinde ne var sen biliyor musun? Yapabilir misin? Lan ben kardeşim satmayla hükümlüyüm. Onun yapmayla değil. Ha biz de öyleyiz. Veriyoruz canım. Kitaptakini veriyoruz. Satma ben de tezgahtarım diyor usta. Dellalım diyor. Ha? Havz-ı Kevser olacağız. Ne yapacağız burada? Bu havuzda ne akıtacağız? Gibi bir havz-ı marifet ve havz-ı muhabbet yapacağız. Havz-ı Kevser'e ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya iki tane şey atacağız. He? Maya. Havz-ı marifet ve havz-ı muhabbet. Marifet ve muhabbet. O vav bağlaştır. Havz-ı muhabbeti de bağlar. Bak havz-ı marifet diyeceksin ki abi burada gözükmüyor bak. Havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Havz-ı marifet ve havz-ı muhabbet demektir. Anladın mı? Bak bir de söyleyeyim. Havz-ı Kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Muhabbet o
Hafz-ı marifet, hafz-ı muhabbet demektir. En azından çıplak manası da şu. O Hafz-ı Kevser'in içerisine maya atacağız. Ne atacağız? Marifet ve muhabbet. Allah bu kainatı yarattı. Bir sebebi vücudu muhabbettir. Yarattı. Yaratmanın sebebi muhabbet. Onun için münezzehe denmiş. Şunat-ı Zatiye'ye. Şunat-ı Zatiye merkezi söyleyin bana, dışa çıkacağız. Şefkat-ı Mukaddes'e. Muhabbeti münezzehe. Sonra şefki mukaddes. Sururu mukaddes. Lezzeti mukaddes. Memnuniyeti mukaddes. İftiharı mukaddes. Hep mukaddes. Bir tane var. Münezzeh. Muhabbeti münezzeh var. Şunat-ı Zatiye'de. Bir hafz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Hafz-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hafz-ı Kevser'in ikiye toplamış. Marifet ve muhabbet. Yani ölü gönülleri dirilten ve onaylayan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hafzından su içen gidecek ya cennete. Şefaat. Yani Allah diyor ki ya Rabbi benden. Allah da senden mi acaba? Denmediği yer. Bu benden. Hafz-ı Kevser'de su içtin mi? Yani bir, onaylanıyorsun, ölü gönüller diriliyor. Burada da işte marifet ve muhabbet. Zihin ve hissini istikamette tutan diyebiliriz. Evet. Enfüste karşılığı. Enfüste karşılığı şu. Marifet, marifetullah değil. Dima. Onu kıblesine koydun. Muhabbet kalbidir. Kıbleye koydun. Fikri milliyete bağladın. Ve bu iki sıfatın sende cemi Hafz-ı Kevser. Kevser Hafz'ı oldun. Ne ararsın haşir meydanında Kevser Hafz'ına? Sen Kevser Hafz'ına şimdi su içmemişsen orada hiç içemezsin. Soru burada soruluyor. Haram geldi. Allah soruyor. Terk et onu, sana daha güzelini vereceğim. Münker mekir burada. Soru burada soruluyor. Cevap burada alınıyor. Yazılı kağıtların haşir mi kabirde okunuyor. Sana bu soru soruldu. Cevap ver. Hani öğretmene soru sorar. Öğretmen soru sorar. Cevap veririz bir hafta sonra. Öyle mi? Veya iki hafta sonra. Tembel değilse öğretmen. Yazıları okur. Bizde bir tane öğretmen vardı böyle. Aylarca soru okurdu yani. Bir öğretmen vardı. Bir hafta sonra okurdu. Edebiyatçı hemen askerdi. Pat diye ertesi hafta okurdu. Tamam. Demek ki soruyu sorma. Cevabı ne olduğunu gelecek hafta. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Yazılı kağıdınız kabirde okunuyor. Münker mekir oluyor, yazılı kağıdını okuyor. Niçin buraya atladım? Hafz-ı Kevser de burada. Ne o? Hafz-ı marifet, hafz-ı muhabbet. Sende bu ikisi varsa ne mutlu sana. Hafz-ı Kevser'den su içiyorsun. Su içiyorsun, onaylanıyorsun. Hubbu fillah, buzu fillah mı? Evet. Hubbu fillah, buzu fillah. O zaman Kevser içemiyor mu abi? İçemez. Yok o ki. O zaman onun için mi iman gider diyorlar? Bak şimdi Harun. Muhabbet etmeyene muhabbet edilir mi? Edilmez. Acımayana acınır mı? Affetmeyen affedilebilir mi? Kucaklamayan kucaklanır mı? Kardeşim demeyene kardeşim denilir mi? İtiyor seni. Sen affetmedin ki Resulullah'ın oradan affı istiyorsun. Sen sevmedin ki sevilmek istiyorsun. Vermedin ki istiyorsun. Ne kadar bak Resulullah'tan söyleyeyim Aleyhisselatü Vesselam, duramıyorum. Sahabe yapıyor böyle. Bir gün kullandım ama bu makamda kullanayım bu misali. Allah Resulü ders yapıyor, sohbet yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Hakikaten insan inşası yani, usta yani. Çok ilginç bir insan. Çok tuhaf bakın. Ne olur psikoloji ve sosyoloji noktadan bakın. Lafı güzaf diye bakmayın. Laf olsun diye değil. Bak ne yapıyor. Eğitimine bakın. Ama 1400 sene önce. O vadide bir insan. Bak ne yapacak. Diyor ki, anlatıyor. Aftan bahsediyor. Yani esasat hariç deforatta affedilmesini gerektiğini. Sahabenin bir tanesini unuttum. Diyor ki, ya Resulallah ne kadar affedelim? Vallahi ben derdim şöyle affet, bunu ver. Yani ya yut işte, şahsi umum hukuku nazara alma falan şudur. Bir şey deriz değil mi?
Allah Resulü bir tiyatro kuruyor bu soruya mukabil. Soru şu: ya Resulallah, ne kadar affedelim? Resulullah aleyhissalatü vesselam bu soruya şöyle bir senaryo çiziyor. Diyor ki, ey ashabım, hepimiz öldük ve haşir meydanındayız. Taşınıyorlar. Fikren haşir meydanına taşınıyor. Haşir meydanında hesap kuruldu. Tamam. Şimdi hesap kurulurken sen her şeyinden hesaba çekiliyorsun, nefesinden. Ne kadar affa ihtiyacın var orada? Güneş bir karış. Cehennem dehşeti sol tarafta. Cennet aguşu nazdarensin açmış bekliyor. Cehennemde gözlüyor. O korkun. Şu anda tabii koltukta oturmuşuz. 5-6. katta böyle Marmara bakıp konuşuyoruz şimdi. Öyle değil. O korkunç. Annenin çocuğundan çocuk annesinin hak isteyeceği. Terden insanlar boğulacağı, boğazına kadar ter olacağı. Ondan sonra çiplak. Cehennem karşısında. Şurada da mahkeme. Ne kadar affa ihtiyacın olur günahlarına mukabil? Onları yaşatıyor. Bir haşir meydana götürüyor. Ne kadar ihtiyacınız olur? Ya ashabım. Adam gitti, adam kesti, bilmem ne yaptı, zine yaptı, içki içti, bilmem ne yaptı. Tamam, onlar geç affedilmiş. E sen, ben, bir sürü yamukluklarımız var, tamam. Ne kadar ihtiyacım var? Hayal et haşir meydana. Ulan şu da affedilse ya. Şu da. Ya şu hepten rezil ya, aman aman. Ben bazı dualar var, vallahi utanıyorum. Ağzıma alıp Allah'ım şunu affet demekten utanıyorum. Vallahi tallahi söylüyorum size. Utanıyorum, utanıyorum. Ağzıma alıp tövbe yapmaya utanıyorum. Yani günahtan utanıyor. Onların komple ne olması lazım? Silinmesi lazım. Ne kadar affa ihtiyacım var? Onları yaşattı, yaşattı. Hemen getirdi o sahabeleri, getirdi. Ne kadar ihtiyacım vardı? O kadar affet. Affa ne kadar ihtiyacın olacaksa şimdi o kadar affet. Demek ki affedilmenin ölçüsü affetme ile oluyor. Bak öyle bir senaryo yaşattı ki, cevaba bakın. Ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa o kadar affedin. Yer yer hepimiz düşüyoruz. Allah kusurumuzu affetsin. Peki nasıl bir usta değil mi? Ustad yani, peygamber. Ustad. Nasıl bir cevap? Yani ne dersen de artık kitaplar doldurursun bununla. Ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa, herkese göre değişiyor. Getiriyor buraya, o kadar affet. Affedilmenin ölçüsü affetmenin altında yatıyor. Ha, Havz-ı Kevser demek, Havz-ı Marifet ve Havz-ı Muhabbet yapınız. Peki bunu delecekler, havuzu kurdu. Dırr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 
Bak ne yapacaksın? Nasıl tıkayacaksın? Altındaki suyu çeken delikleri marif ile kapatınız. Altındaki deliği neyle kapatacakmışız? Marif. Marif ne demek? Fenler mi? Hayır. He? Doğru mu? Marifet demedi. Marif ile. İlim. Marif. Marif vekili diyoruz. Yani dinden kopuk olmayan fenler. Fizik, matematik, kimya ile. Dinden kopuk olmayan, esbab perest olmayan fenlerle kapatınız. Marif bu. Marifet değil. Marifetullah da değil. Marif. Marif ile kapatınız. İlim yapın. Delikler hangisi aslında bu suyun çeken delikler? Delik bir tanesi bu. Altındaki ha onu şey yapacak aşağıda söyleyecek. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları bak içine su akıtan bak bu havuza su akıtan bir sürü kanallar var. Tak tak şuradan buradan. Mesela bir dağın tepesine bir havuz düşünün. Şöyle vadi. Şu havuza buradan su geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan maden suyu geliyor, odunlar arasına geliyor, yapraklar arasına geliyor, toprağın altına çıkıyor. Yani bu havuzu dolduruyorlar. Bu havuzu dolduran kanallardan bir tanesi neymiş su akıtan mecraları fazilet-i İslami ile açınız. Yani onu aşağıda söyleyecek gene. Yani bu musluk yani şu havuza buradan bu. Musluklu tabii onlar.
Neyle açacağız onu? Fazilet İslamı ile açınız. Yani adamın fenini, fiziğini, kimyasını fazilet sahibi olursa İslamiyet havuzuna mal oluyor o adam. Marif sahibi, marif. Marif ile kapattık. Ne yaptık onu? Havuzu boşaltan delik cehaletti. Zaruretti. Bir de işte üç tane düşmanımız mı vardı, dört tane mi? Üç tane. Cehalet. İhtilaf, zaruret. Zaruret, ihtilaf mı? Evet. Bir de söyle. Cehalet. İhtilaf. Zaruret. Nerede geçiyor? Bul. Bakma ağzıma. Bulun. Çabuk. Bul. Hadi bakalım. Ezber yok. Su akıtan yukarıdaki mecraları fazileti İslami ile açınız. O suyu hemen almayın. Fazilete dönüştürerek alın fenleri. O su geldi. Faziletle beraber akıtın. Sonra büyük bir çeşme var. Bunların içinde fazilet mesela. Şimdiye kadar su istimal ile Suristan'a dalıp yani şimdiye kadar bu havuz var ya İslamiyet. İslamların. İstersen devlet olarak düşünün. Bir sürü servet vardı. Maliyeye para geliyordu. Devletin bütçesi vardı. Hiçbir şey yok. 80 milyon insan para veriyor, vergi veriyor, hiçbir şey yok. Geliri var, hiçbir şey yok. Hep boş. Kişiye uygulayalım. Derse geliyor, kitap okuyor, hiçbir şey yok. Eylemde yok. Gene aynı tenkiti yapıyor. Gene aynı taassubu yapıyor. Gene aynı ahlakı sergiliyor. Hiç değişiklik yok. Demek ki geliyor, musluk açık. Ya arkadaş senelerce Risale okuyor. Senelerce tarikata gidiyor. Senelerce bilmem ne. Hala ahlakında değişiklik yok. Suratından düşen bir parça. Suratı acayip. Onu bunu eleştiriyor. Onu bunu tenkit ediyor. Taassup ediyor bilmem. Ya arkadaş bu kadar okuduklarım bir şey yaramadı mı ya? Ben yani. Hiçbir şey yaramadı. Niye? Çünkü havuza akmada sorun yok. Havuza akıyor. Altı delik. Akıtan marif. Altı delik. Fazilet. Faziletsizlik. Fazilet yok. Gelen su gidiyor. Gelen gidiyor. Arkadaşlar onu tıkayacağız. Tıkayacağız. Allah Allah. Peki o gidiyor. Peki o gitmeyi kim yapıyor? Kim yapıyor biliyor musunuz? Şimdiye kadar suistimal ile Suristan'a çöle dağılıp bazı seele ve acizeye ne şu nema verdi. Seele dilenci. Acize acizlik. Evet bak adam özgüveni yok. Başkasının sırtından geçinip para kazanmayı marifet zanneden, ahtapot, insanın ve milletin kanını emen, ihalelere fesat karıştıran tipler. Bunlar kim? Bir tanesi memurluğa tahakküm, dün okumuştuk evvelki gün. Memurluğu 3-4 şartla kabul ediyorum diyor. Yoksa dilencilik kabul ediyorum, dilenci. Şimdi bu İslamiyet milliyetiyle kurulan bu havuzu boşaltan ve dağıtan iki tane kanal var. Bir, acize ve seyle. Ne o? Dilenciler ve acizler. Acizler, bu şimdiye kadar devletin hazinesini, maliyeyi, bu iki tane yerde gittiğine, yani hortum diyoruz ya, bunlar ne yaptı? Bir dilenci, dilenci memurlara diyor. Hangi memurlara? Makamını tahakküme, menfaatlanmaya, özel hayatını temin etmeye çalışanlar devletin dilencileridirler. Dilencidir bu. Yani çingene bunlar. Yok makamını var mı Barla? Neyse. Makamını hizmeti Hulusi abi diyor. Hulusi abi albay.
Ustada soruyor. Ustadım diyor, bırakayım mı diyor. Tamam mı? Bırakayım mı diyor. Getirir misin barlamı? Ondan sonra emirdamı da getir. Ha burada. İşte oysa diyor, memurluk hizmetkarlıktır. Tahakküm yeri değil. Memurluk hizmetkarlıktır. Söyle dilenci. Acize, yani ona ne şu neme vermiş, milletin o toplanan havuzu Suristan'a gitti. Suristan, kim biliyor musun Suristan? Kurumuş kupkuru çöle, geçici suların gitmesi. Gidiyor, bir ağaç oluyor, sonra su kesiliyor, bitiyor. Suristan denmesinin sebebi, bunların, bu dilencilerin ve acizlerin bu menfaatlanması geçici olduğunu gösteriyor. Hatırladınız mı? Kaçıncı sayfaydı? 260. 260 mıydı? Merati bir dünya noktayı nazarımda pek emniyetsiz olmakla beraber senin gibi bir mertebesini hizmeti Kur'an'a medar edenler için bir minnet altına iki ve zillete girmemek şartıyla hoş görüyor. 163'te de okumuştuk da, yani hatırlatmak için yapıyorum. Diyor ki, bu benlik zamanında memuriyet hakikatta bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçuluk gibi, nemrutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için bu. Çünkü bu asır benlik zamanı olduğu için memurluğu nasıl kullanıyor? Hakikatta bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçuluk ve nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini verdiği için bir kısım memurlara rüşvet vermiş. İki şartta, üç şartta kabul ediliyor. Barla'da okuduk, 260. Kara kara, beyaz beyaz düşünüyorsun. Yani bir müsait geldiği zaman sen endişe etme, ben kefilim sana. Onun için olmadığını. Hizmet imanı Kur'an'a vasıta yapacaksın. Birisi gelirse tutup anlatmıyor musun? Tutup getirmiyor musun? Kitap kitap vermiyor musun? Bir. Ondan sonra ya namaz kılma yoksa maaşı. Maaşı veriyoruz, namazını ver. Namazı terk ediyor musun? Yok. Zillet işte. Ondan sonra mukaddesatına zıt bir şeyler mi yaptırıyorlar? Yok, o da minnet altı işte, bitti. Namazın olmuyorsa memuriyetinde, kardeşim dilencisin. Dilencisin, boşuna ben desem ne olur, demesem ne olur, benim ne cennetim var ne cehennemi. Burada çok antika bir şey söyleyeceğim, yani dikkatini çekmek istiyorum lütfen. Suristan'a dağılıp, yani insanın fıtratı Suristan, yani Suristan ne demek? Çöl, çöl. Yani Urfa'nın şeyi neydi, o su gitmeden önce bir şey vardı. Ovaya. Urfa'nın bir ovası vardı. Harran bak. Harran. Ya taşlar bile sıcaktan taş gibi diyorlardı. O baraj açıldı ya, Deccal barajı. Ondan sonra orada kanallar yapıp, şimdi adam koysan adam dirilir falan diyorlar mecaz. Yani Suristan böyle bir şey. Kaçtı kayalık. Ha. Ama devam ederse daimi olur. Devam etmezse bir ağaç oldu, bitti. Ha, bu acizeler de böyle. Devletin ihalelerine giriyor, bir vuruyor, kar zannediyor. Ondan sonra birkaç sene, ondan sonra bitti. Bunlar aciz. Bir de seyle, çingene ve dilenci. Memurluğu, hakimiyet, menfaat, oradan istibdat yapmak, enanet, gurur yapmak için giriyor. Bunlar da dilencidir diyor. Bunların ruhu nedir diyor? Suristan. Ruhunu anlatmak istedim ben size. Hangi tipler yapar? Ruhu Suristan olanlar. Çöl, Harran Ovası gibi su gitmemiş. Kupkuru, senelerce, asırlardan beri kupkuru. Sonra bir su gidiyor, acayip oluyor. Ama geçici bir su değil. Yani senelerden beri su gitmemiş, Suristan'a deniliyor. Sele ve acizeye ne şunema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Mecra yapacağız arkadaşlar. Bu toplandı mı suyu?
Bu su toplandı, buna bir kanal açacağız arkadaşlar. Veya o barajın önünü açsanız. Kar yerine zarar olur mu olmaz mı? Zarar. Barajın önünü aç böyle. Komple tarlayı şehri yok eder. Kanal açacağız. Kanalın adı neymiş biliyor musunuz? Mesai şeriği ile şu havuza dökünüz. Yani mesai şeriye. Yani şeriat dairesinde, hürriyet-i şeriye dairesinde işlerimizi, mesailerimizi taksimul amal yapacağız. Herkes istidadı olan yerde çalışacağız. Ama aynı havuza akıtacağız. Yani o havuz vardı ya havuz. Şimdi bir kanal böyle, bir kanal böyle. Bir kanal şeye gitti, Antep'e. Bir kanal Adıyaman'a açıldı. Bir kanal Urfa'ya gitti. Bir kanal bilmem nereye gitti, tamam? Bir kanalla su imal ediliyor. Bir kanalda bahçe sulanıyor. Anlıyor musunuz? Bir kanalda gitti, ileride bir depo yaptılar, balık imal ediyorlar. Ne o ne demek istiyor? Mesai-i şeriye. Mesai-i şeriye, şeri çalışmak değil. Öyle anlaşılıyor da değil. Ya taksimul amal yapıp şeriat dairesinde o işte çalışmak. Yani ama arkan İslam. O su geliyor. Kanal mesai şeriye. Yani şeri dairede taksimul amal yapıp o şeyde kanaat edeceksin. O şeyde çalışacaksın. El atma. Mesela bana soru sordular bugün cuma çıkışında. Cep telefonuna. Bilmiyorum dedi. Aa hocam nasıl olur dedi. Dedim sağım değil. Risale-i Nur'la alırsan alakası. Abi dedi şu 19'u şununla çarparsan, şunu şuna yaparsan, dur bir dakika abi 19'u cümle. O dedi falanca adama ona sorarsın, o benim sağım değil. 19'un şeyi çarpımıyla bilmem neyle falanca ebcediyle şu başım döndü, dur lan. Benim sağım değil. Ha ama ömrünü buna veren vakıflar var. Ömrünü ebcede vermiş. Ömrünü tevafuka vermiş. 19 tevafukuna vermiş. Kaç tane besmele geçiyor bu kelime 19. sözde, kaç tane Muhammed geçiyor, kaç tane sayfa sayfa söylesin sana. 25. sözde şu tevafuk var, bundan şey var yani misal. Ha bilmiyorum. Niçin söyledim? Taksimül mesai. Benim değil. Onu bileceksin, terbiyeni olacaksın, haddini bileceksin. Kem kim yapma. Yani geveleme, insanı meşgul etme. Bilmiyorum. Benim sağım değil. Efendim 31. söz nerede yazıldı? Kimler vardı? Ne ihtiyaç vardı? Ustanın yanında ne alet var? Bilmem. Onun falancayı soracaksın. Onun da bir ehli var. Vakıflar. İşi gücü bu. Nerede telif edildi? Ne kadar kişi vardı? Niye girdi? Sonra kim nerede tebiz edildi? Ne de nerede müsveddesi vardı? Nerede bir şey yapıldı? Nerede basıldı? Puu. Ben de böyle bakıyorum. Bilmem. Benim işim mülk ve melekut. Zahir ve batını beraber düşünüyorum. Ben zevkim bu. İnsan enfusi alemde her şeyi oraya götürüyorum. Çocuk her şeyi ağzına götürür gibi. Ben çocuğum. Her şeyi ağzıma götürüyorum. Çocuk öyle yapıyor. Ağzına. Ben hemen enfusi götürüyorum. Hemen ne anlatırsan. Of ruhta böyle, dimağda böyle, kalpte böyle, ruhta böyle, lef-i mavuzda böyle. İşim bu. İhtisasım bu. Başka şeyi sorma bana. İhtisasım bu benim. İhtisas derken yani zevkim, sağım bu. Demek ki ezan da okundu. Zaten şey yaptık. Mesai şeriyle şu havza dökünüz. Sonra da bostan-ı kemalatınıza su veriniz. Yani mesai kanal açtın mı? Baraj. Daha su göndermedin. Kanal aç. Aç. Orada bir tane ne yaptın bostan? Böyle incir, ne bileyim ot, çiçek, bir şey yani bahçe yaptın. Bostan. Ha, ondan sonra yol yaptıktan sonra o suyu oraya götürünüz diyor. Yani nedir o? Taksimül mesai, taksimül amal, hürriyet-i şeriye dairesinde Allah'ın verdiği hürriyeti insanlardan kaldırmaya çalışma, Allah'ın gücüne gider. Allah sana bir hürriyet vermişse ben kaldırmamam gerekiyor. Allah ilim farz diyor. Benim eksikliğim var, ondan alacağım. Ben de diyorum ki sen diyorsun ki gidemezsin. Niye? O bizden değil.
bir şey sormak isterim abi, çok özür dilerim. Lütfen cahilliğime verin. Yani bizim mesela oturduğumuz zaman, ya keşke herkes Risale-i Nur okusaydı diyerek düşünmemiz doğru değil. Yani o iyi ki Mahmud Efendi'den, o iyi ki Nakşibendi'den. Önemli olan o bana lazım, ben ona lazımım, hep bir arada olmalıyız. O da hak yolundadır diye düşünmek mi lazım acaba? Bak, orada bir eksikliğim var şöyle. Matematikçi dahi olsan, fizikçi dahi olsan, kimyacı dahi olsan okuma yazma bilmen lazım. Okuma yazma bilmen matematik de olamaz, matematikçi de olan, kimyacı da olamazsın. Bazı değerler ortaktır. Ortak değerleri hepsi bilmesi lazım. İhtisası olmayabilir. Mesela ben diyelim ki matematiği bilirim. 2'yi 5'te toplarım, çarparım. Ama ihtisasım yok. O matematikçilerdir. Tamam? Aynı bunun gibi. Mucedidi herkes bilmesi lazım. Ama o sahada, tarikatta, Arapçada, gramerde, İslam hukukunu veriyor, fıkıh veriyor, tamam mı? Bir fıkıh var, bir de usulü fıkıh var. O sahada çalışması, mücedidliği bilmemek olmuyor. Yani özür değil. Asıl imamının bilmesi lazım. Asıl imamından ders aldıktan sonra kendi meslek ve meşrebini yapacak. Ama herkes gelsin, dershanede olsun, herkes nurcu olsun değil. Herkes Risale-i Nur okusun çünkü mücedidliktir. Ama herkes nurcu olsun değil. Ustad dayken o şapın diye mesleğinizi bırakın demiyor. Hatta Kur'an diyor, ehli kitaba diyor ki bütün her şeyi bırakınız, gelin Kur'an'a tabi olunuz demiyor. Yani kitabınızı ve davanızı, inancınızı Kur'an'a göre tahsiye ediniz. Ha, şimdi mesela adam tarikat yapıyor, minaç anlatıyor. Risale-i Nur bilmesi lazım. Haşr'ı anlatıyor. Risale'nin ispatını bilmesi lazım. Besmele'den bahsediyor. Tefsir yaparken Risale'nin bilmesi lazım. Niye? Asr-ı Müceddidi, yani okuma yazma temel bilgi bunlar. Bunlar itikada ait. Çünkü Ustad diyor ki bütün meseleleri, mesele-i şeriyeyi ele almış değil, izah etmemiş Risale'nin. Alevi çoğunlukla asrın helak edici mevzularını ele almış. Tamam mı? Yani herkes nurcu olsun demek yanlıştır ama herkes asr-ı mücedidi olan Risale-i Nur okusun doğru. Oku güçten. İlle benim gibi tetibat yapma. Bak çiziyorum, notlar alıyorum, tamam böyle. Böyle yapmasın. Adam bir okusun. Yani bir en azından İmam-ı Gazali ile de bir de cevap vereyim. Diyor ki yüzme bilmeyenin diyor suya atlaması haramdır. Ulan suya atlamak haram mıdır? Haramdır. Kime? Bilmeyene. Çünkü intihardır. İntihar ediyor demektir. O zaman imanımızı götürücü sebepleri imana dair güçlü olmadıkça bu cemiyete çıkamazsınız. İmanın gitti, akşam imansız geliyorsun. Hadiste var. Kişi diyor sabah imanlı çıkar, akşam imansız gelir diyor. Öyle demiyor mu? Sonra da bostanı kemalatınıza su veriniz. Yani bostanı kurdun. Havuz burada. Bak şimdi. Bu cemaat demektir. Havuzu koydun, bostanı koydun. Menekşeler şey yapıyorsun. Naneler ekmişsin, tamam? Koydun bostanı. Burası komple bir baraj. Buradan su alacaksın. Bu kanal nedir? Mesai şeriye. Şeriat dairesinde hareket yapmak. Yani ihtisasında hareket. Bu kanal odur. Buraya su aldın mı? Buradan güçleniyorsun. Buradan. Şimdi bunu hiç kale almadan, bu havuz olmasa senin orada bahçen olur mu? Olur mu ya? Bu yok. Bu yok. Bu bahçede çiçek nasıl olur? Bu cemaattır. Bu İslam'dır. Her şeyin kaynağı, her şeyi büyüten budur. Tamam. Ne dedi? Sonra da bostan-ı kemalatınıza su veriniz, su veriniz. Yani bütün cemaatlerin suyu, Havz-ı Kevser'i İslam milliyetidir. Yani ne biliyorsan İslam havzına, Havz-ı Kevser gibi İslami millete at. İslami milliyetçiliğini artsın. İslam. En büyük İslam'ın düşmanı kimdir? En büyük, ezeli ve ebedi. Başka? Yok. Bekliyordum İsrail diyesiniz diye. Ama tuzağa düşmediniz. İngiliz. Nerede diyor? Ötekisini buldunuz mu Utbe Şami'ye? Üç tane düşmanımız. 96 oku. 91. 91 mi? Oku bakayım.
Üç düşmanımız var. Asıl bizi bu kadar düşürüp gider kelimetullah mani olan ve cehalet neticesi olan muhalefet-i şeriattır. Cehalet dedi bu zaten abi. Hı hı. Temeli cehalet. Ve zaruret ve onun semeresi olan suy ahlak ve harekettir ve ihtilaf ve onun mahsuru olan araz ve nifaktır ki ittihadımız bu üç insafsız düşmana hücumdur. Ne dedi? Cehalet, burada ittifak. Ne oku bakayım sen. Vecip bulamadım. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu işte bu. Cehalet. 91 mi? Yok abi bu tarihçe yaptım. Tamam. Cehalet. Zaruret. Ihtilaf. Zaruret. İhtilaf. 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 Tamam mı? 3-4. Demek ki zaruret, ihtilaf, cehalet. Cehalet. 3 tane düşmanımız var. Bunu İslami Havz-ı Kevser olan İslami milliyet. Haşir meydanındaki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havzının havza verilecek ya havz. O peygambere o havuz verilecek. Onun dünyadaki karşılığı İslami milliyet. İslami milliyet. Orada olacak o. Bindiğin araba cemaatin olacak. Neyle binersen bin. Kamyonla git, taksiyle git, bisikletle git, yaya git, uçakla git, trenle git, neyle gidersen git. Ama oraya git. Davamız İslamiyet abi. Ozan Nurcular da burada daha çok marif yapıyormuş abi. Yama yapıyor yani. Seddi Zülkarneyn gibi oluyor abi. Yani evet. Sarayı şey yapıyor. Sarayı muhafaza etmeye çalışıyor. Kimisi sarayı içini tanzim ediyor. Adam bir cemaat saraya girmiş çiçek de koyuyor. Birisi kale bodur yapıyor. Kimisi elektriğini koymuş. Nurcular da sarayı muhafaza etmeye çalışıyor. Diş etkenlerden gelen fırtına, dalga, deprem ve şunlar onlardan korumaya çalışıyor. Diğerleri de içini bir şeyler yapıyor. İçeride yani adam. Kale bodurunu yapıyor, suyunu içi yapıyor, camı içi yapıyor. Risale-i Nur da o sarayı korumaya çalışıyor. Çünkü surlar yıkılmış, İslam sarayının surlar yıkılmış. Risale-i Nur Kur'an'a sur olmaya çalışıyor. Sonra da bostan-ı kemalatınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbaadır. Burada evet. Burada. Çok harika. İstersen sen de çevir göster bana. Arkadaşlar o nedir diye. Görüyor musun? Dağı da gör. Bak dağdan fırlamış volkandan. Taşlar çok acayip. Allah razı olsun, sağ olsun. Ressam o kardeş bizi kırmadı. Tarif ettim. Yaptı. Tamam. O suru görüyor musunuz? Bizans suru gibi. Sur var. Osmanlıların, niye Bizans dedim? Osmanlı'nın suru yoktur. Osmanlı'nın suru olmaz. Osmanlı'nın kalesi olmaz. Bizans'ın olur. Sebebi İslam oraya kalıcı olarak gelmemiş. Fethedip daha ileri gidecek. Daha ileri gidecek. Karar. Ondan sonra İslamiyet orada ahlak, fazilet yerleştirdiği için sur odur. Onlar böyle bir halkı güven getiremediği, sevgi getiremediği için dış kaynaklardan yıkılabilir, dışarıdan da güç alır, destek alır diye. Yani Müslüman Osmanlı'nın kalesi yoktur, suru da yoktur. Oraya değil, daha ileriye. Suru nedir? Ahlak ve fazilet getirmiştir, surudur. Vahir davahumenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.